Aslanım. Oğlum. Öpeyim babacığım. Ağlamak yok. Gözyaşı yok. Benim için değil. Kendin için. Kendi geleceğin için. Kendi hayatın için sözümden çıkmayacaksın. Sana ne ezberlettiysem o. Sana ne dediysem o. Bundan sonra ağzından çıkacak her bir kelime bile benim. Cahillik yaptım. Nefsime yenik düştüm. Ben masum değilim. Kabul. Ama karnımdakinin hiçbir suçu günahı yok. Bu sizin yeğeninizin bir parçası. Lütfen Agah Bey. Lütfen. Ben elinizi öpeyim. Allem ettin, kallem ettin. İstediğini elde ettin. Ananı, ablanı, kardeşini kim zapt edecek şimdi? He? Benim ailem nikahsız hamileliği kaldıramaz Agah Bey. Nikahtan önce hamile kaldığımı öğrenirlerse bu nikah masası bile beni kurtarmaz. O yüzden lütfen kıymayın bana. Kıymayın bir de ne olur. Gel Atıf. Gel doktor, gel. Sen bizim yabancımız değilsin. Şeniz Hanım size durumlardan bahsetmiştir. Benim aklım bu işi hiç almıyor. Aklım, mantığım hiç almıyor. Nedir bu durum? Agah Bey, öncelikle sizin yeğeniniz durumunda bir erkeğin cinsel hayatını sürdürmesinde tıbben herhangi bir engel yok. Sinirlerde cinsel fonksiyon bozukluğu yaratacak herhangi bir olumsuz durum olmadığını size söylemiştim. Kısacası Nedim Bey çocuk yapabilecek sağlıklı bir erkek. Atıf. Biz bu babalık testini yeniden yaptırmak istiyoruz. Tabii, tekrar test yaptırabiliriz. Başka bir hastanede. Biraz zaman alır. Zaman bizim için hiç önemli değil. Bizim için önemli olan tek şey gizlilik. Karaçay adının böyle bir olayla anılmasına izin veremeyiz. Eğer testi yaptırdığımız yerden bir bilgi sızarsa bütün itibarımız yerle bir olur. Doktor Bey, şimdi benim anlamadığım bu test başka prosedürlerden de mi geçecek? Yani başka hastanede yaparsak sizce duyulma riski olur mu? Bunun garantisini veremem Agah Bey. Evet ama denemeden de bunu öğrenemeyiz, öyle değil mi? Ah, Atıf sen en iyisi. Yarın bir devlet hastanesi. İstemez. Kalsın. Yeni bir teste ihtiyaç yok. Anlaşıldı. Ben seni uğurlayayım kızım. İyi akşamlar. Benim çıkmam lazım. Nedim Bey'in ilaçları var. Anlıyor musunuz beni? Benim Nedim Bey'e bakmam lazım. Yasak hemşire, yasak. Agah Bey çıksınlar diyene kadar yasak.
Bakmaz ki. Bakmaz. Ha bakmaz o Nedim'e. Öyle. Bakma bana öyle. Bakmayacaksın. Duydun mu beni? Nedim bana öyle bakmayacaksın. Bana böyle bakmayacaksın. Bakmayacaksın. Ben de sana bakmayacağım. Sana bakmayacağım. 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 Agah Bey'le konuşmam lazım. Tamam o gelmiyorsa ya beni oraya götürün ya da onu bana getirin. Ya çok önemli diyorum size. Anlatacaklarım var. Kız ne öyle? Par par bağırıyorsun elin adamlarına. Şimdi çıvan duyacak, anan duyacak. Zaten sor sürüyorlar odaya. Hem sen ne anlatacak mısın? Ne söyleyecek misin? Ya bu evlilik gerçek değil. Olamaz. Eğer o adam yeğenini biraz önemsiyorsa bu evliliği bozmak zorunda. Kız sen ne diyorsun? Seni yolarım. Sırf engelli diye ona iğrenç şeyler söyledi. Kendi kulaklarımla duydum. Ona nasıl davrandığını biliyorum. Senin var ya senin. Sen kardeşinin yuvasını mı yıkacaksın ha? Seni edepsiz seni. Ahlaksız. Senin kardeşin daha tazecik gelin. Yuvasında gözün mü var senin? Ne yuvası be ne yuvası? Sen ağzından çıkana inanıyor musun? Sen ister inan ister inanma. Senin kardeşin evli baklı kadın artık. Hele sen o ağzını bir aç. Hele bir suyu bulandır. Sen gör bakalım ben sana neler ediyorum. Seni kıskanç seni. Kıskanç. Edepsiz. Gülüyorsun içinden içinden değil mi? Hani benimle evlenmezdin diyorsun. Değil mi? Bana böyle bakma ama. Bana bakma. Duvara karşı yap. Duvara karşı. Bak! Buraya da bak! Buraya da bak! Bak! Bakmayacaksın bana! Bana bakma buraya bak! Duvarlara bak! Dedim bana bakma! Agah'ın karşısında harika bir performans. Tebrik ederim. Uf, gelinliğin cılkı çıktı. Bunlarla daha rahat edersin. Seninle sıkı bir alışverişe çıkacağız. Sadece bugünlük Damla'dan giyiniyorsun. Ah. Bir de şunlar var tabii. Bunlar da ilk gece için. Ben burada Nedim'le aynı yerde kalmam. Nedim'le aynı yatakta yatmam ben. Ya bana adam gibi bir oda açarsın. Ya da ben müştemilata giderim. Bir yalan uydururum. Bir mazeret bulurum. Agah Bey'i de kendi halimde şüphelendirmem. İçim almadı derim. Annemin gönlünü almaya geldim derim. Nedim iyileşene kadar derim evliliğe alışamadım derim. Ben bir şey derim, ben bir şey bulurum. Ama ben burada bugün bununla aynı odada kalmam. Ha. Bir ayağın müştemilatta, bir ayağın köşkte olacak diyorsun. Yazık. Biz seninle böyle yol alamayız. Ne yolu ya? Ne yolu ya? Sen hangi yoldan bahsediyorsun? Sen kendi namussuz oğlunun başını kurtarmak için beni Nedim'le evlendirdin. Sen daha hangi yoldan bahsediyorsun bana ya? Sen hangi taraftasın Ceren? Ceren Karaçay. Karaçay soyadlı bir müştemilat dilberi misin? Yoksa Karaçay Köşkü'nün gelini misin? Bundan sonra nereye aitsin?
Köşke mi? Müştemilata mı? Yatacağın yatak, kalacağın oda, oturacağın sofra da dahil. Nereye ait olduğunu sen seçeceksin. Aynı anda iki yerde birden olamazsın. Bir ayağın köşkte, bir ayağın müştemilatta olmaz. Sen Ceren Karaçay mısın? Bizden misin? Yoksa onlardan mısın?